Ben Kapcaz köyünde doğdum, büyüdüm. Şimdiye kadar çiftçilik yapayım. Şimdiye kadar daha böyle bir belediye başkanı gübremizi, tohumumuzu dağıtmadı. Şimdi şükürler olsun, tohumumuzu alıyık, gübremizi alıyık, yemimizi alıyık. Hamdolsun, şükürler olsun. İnşallah bereketli bol kazançlar dilerim. Hepinizden Allah razı olsun. Sayın Başkanım, Türkiye'de belki de bir ilktir. Kendilerine yardımlarından dolayı çok teşekkür ederim. Desteklerinin devamını dilerim. Özellikle tarımsal ve hayvansal üretimin önemini bir kez daha hatırlattı. Tarıma ve gıdaya yatırımını yapmayan ülkelerin özellikle bu salgın döneminde nasıl sıkıntılar yaşadığını, özellikle pandeminin dünyada başlamasıyla insanların nasıl marketlere hücum ettiğini gördüğümüzde gerçekten gıdanın, tarımın ve hayvancılığın teknoloji kadar, silah kadar, eğitim kadar, sağlık kadar önemli olduğunu bize bir kez daha hatırlattı. Son 3 yıldır özellikle Şahin Bey Belediye'mizin destekleri Türkiye'de gerçekten örnek oluyor. Örnek bir şekilde devam ediyor. İnsanlar gerçekten Gaziantep'i ve Şahin Bey Belediye'mizi gerçekten takdirle ve gıptayla izliyorlar. Gerçekten 3 haftalık bir maratonu geride bıraktık. Geçen gün 1000 ton tohumumuzu da dağıttık. Yani bu çiftçilere verdiğimiz toplam tohum miktarımızla 3360 ton tohumla yaklaşık 180 bin dekar alan ekeceğiz biz. 4000 ton gübre de tohumla beraber toprağa karışacak. Burada yaklaşık biz İlçe Tarım Müdürlüğü olarak 184 milyonluk bir geri dönüş bekliyoruz. Yani bunlar çok ciddi rakamlar. Yani bu noktada Başkan Bey'e ben çok teşekkür ediyorum. Katkıda bulunan devlet büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Biz de kendimizi şanslı bir il müdürü olarak, Mehmet Karaylan olarak da şanslı bir il müdürü olarak görüyorum. Başta Sayın Bakanımıza gerçekten hürmetlerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Gaziantep'te tarıma verilen desteklerle birlikte Şahin Bey Belediye'miz de bu işi fazlasıyla taşlandırdı. Dün il müdürleri arasında yapmış olduğumuz görüşmelerde diğer il müdürlerine de örnek olsun diye ben de Gaziantep olarak havamı attım Sayın Bakanım. Bazen belirtiyorlar, diyorlar ki 100 kilo, 200 kilo, 500 kilo bir şeyler dağıttık. Dedim ya biz bir günde 3430 kilo dağıttık. Yarın da 3430 ton dağıttık. Yarın da 4000 ton dağıtacağız. 2 gün içerisinde 7430 ton oldu. Çok bereketli bir yıl. Bu yapılan yatırımlar, bu yapılan çalışmalar bambaşka bir duygu. Evet, her gördüklerinde başta Sayın Valimiz olmak üzere Müdür Bey proje getir. Sayın Bakanımız Fatma Hanım Müdür Bey proje getir. Şahin Bey Belediye Başkanımız Müdür Bey proje getir. Ne kadar şanslı olduğumuzu, çiftçiler konusunda ne kadar şanslı olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Evet, bugün güzel bir gün. Çiftçilerimizle bir aradayız. Eller öpülesi, ellerin asırlı öpülesi çiftçilerimizle bir aradayız. 3400 ton arpa, buğday ve mercimek tohumu dağıtım törenindeydik. Bugün de 4000 ton gübre dağıtım törenindeyiz. Bunlar gerçekten güzel destekler. Çiftçimize az önce özellikle sordum Tarım İlçe Müdürümüze. 120 bin dekardan 280 bine yani %150 bir ekilen alanda artış oldu. Ekilmeyen tarlalarımız ekilmeye başladı. Bu ne anlama geliyor? Daha fazla ürün, daha fazla kazanç. Hem memleketimiz kazanıyor, hem çiftçimiz kazanıyor. Gübreyi de çiftçimizin ayağına getiriyoruz. Ve şu an köylere götürüyoruz. Tırlar direkt gidip köylerde indirim köylere teslim ediyorlar. Yem desteğimiz devam edecek. Neden? Çünkü hayvan sayımız artıyor. Çiftçilerimizi, yine fakir çiftçilerimizi 243 aileye 184 tane büyükbaş Holstein inek, 2567 adet de koyun teslim etmiştik. Birer ton da yem de verdik. Şimdi sayımız daha da artacak. Yine Gaziantep Valiliğimiz, Büyükşehir Belediye'miz ve belediyelerimizin, kaymakamımızın özellikle desteklediği çiftçilerimize 180, daha doğrusu koyun sayısı 100'ün altında olanları 100'e tamamlama projesi çerçevesinde şu anda çalışmalar devam ediyor. Biraz önce de sordum, herhalde Ziraat Bankası'ndaymış dosyalar. Oradan çıkınca çiftçilerimiz hayvan sayısını ne olacak? Arttırmış olacak. Biz de buna bağlı olarak
dağıttığımız yem miktarını da inşallah burada müjdelemek istiyorum. Yem miktarını da artıracağız. İnşallah. İnşallah yeni yeni projeler üzerinde çalışıyoruz. Şu anda hayvan dağıttığımız çiftçilerimize hem küçük baş hem büyük baş sağım makinesi vereceğiz. Birer tane onlara hediye edeceğiz. Herhangi bir tamamı hibe olacak. Bol, bereketli, güzel bir hasat yılı olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Bakanım, iki gün önce 3440 ton tohumu toprakla buluşmaya gönderdik. Bugün sizlerin şeref vermesiyle ona gıda olacak, ona besin olacak 4000 ton gübreyi toprakla buluşturmaya gönderiyoruz. Bu projelerin altında istişare var, ortak akıl var, birlikte düşünme var. Bütün paydaşların aynı masa etrafında bu şehir için neler yapacağı hayali var. O yüzden bu projeler çok değerli. Şehrimizin gelişimine çok değerli katkılar sunuyor. Özellikle sizin liderliğinizde başlatılan Akıllı Şehir Türkiye'de ilk bir uygulama. Türkiye'deki 81 ile uygulamalarınızla rol model oluyorsunuz, örnek oluyorsunuz. Çok değerli bir departmanınız var. Akıllı Şehir uygulamalarıyla inşallah sizlerin liderliğinde tarımla da buluşturacaksınız. Bu bereketli toprakların daha da verimli hale gelmesini sağlayacağız hep beraber. Bu projeyle hayatın her alanına dokunan Şahin Bey Belediye Başkanımızı, ekibini, İl Tarım Müdürlüğümüzü ve bütün çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Saygılarımı sunuyorum efendim. Kışın habercisi ama bir o kadar da yüreğimiz sıcak. Birbirimize baktığımız zaman kader birliği yapmak bizimki. İyi günde kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta bir ve beraber olmak. Aslında bu yolculuk Cumhurbaşkanımızla başladı. Cumhurbaşkanımızla birlikte, milletimiz için milletimizle birlikte, halkımız için halkımızla birlikte, çiftçilerimiz için çiftçilerimizle birlikte bir kalkınma yolculuğuna, bir kardeşlik yolculuğuna, bir İpek yolunda özellikle bizim açımızdan çok önemli olan büyük bir insanlık yolculuğuna başladık ve bugün hamdolsun, bugün bunları konuşuyorsak önce liderimiz AK Parti, Cumhurbaşkanımız, onun bize ve öğrettikleri, onun baş öğretmenliği ve baş mimarlığıyla bunları konuşabiliyoruz. Allah kendinden ve partimizden razı olsun diyorum. Ama bizim bir derdimiz var. İşin özü şu. Bizim bir derdimiz var. Bizim ekibin bir derdi var. Bizim ekibin bir gayreti var. Bir aşkı var. Vallahi bu işler sevilmeden de yapılacak işler değil. Önce birbirimizi seveceğiz. Allah için birbirimizi seveceğiz. Ve bu sevgiyi rahmete ve berekete dönüştüreceğiz. Onun için buradayız. Ben hasreten Sayın Başkanıma yeniden teşekkür ediyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Ya 18 yıldır başımıza gelmeyen kalmadı. En zor zamanda. Bunlar bitti dediğinde arkamızda dağ gibi çiftçim vardı. Şifasını göndersin. Bu verilenler rahmete, berekete dönüşsün. Ağız tadımız bozulmasın. En önemli şey ağız tadı. Ağız tadımız bozulmasın diyor. Rabbim ağız tadıyla bunları yemeyi, yedirmeyi nasip etsin diyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyor. Çok teşekkür ediyorum. Kadim. Köyleri ziyaret ettiğimizde hanım çiftçilerimize dedik ki sizi Çanakkale'ye götürelim. Çanakkale seferleri başladığı zaman sizleri Çanakkale ziyaretine götürelim. Birçok kadın çiftçimiz gittiler. Ama gitmeyenler varsa özellikle buradaki beylerden istirham ediyorum. Bugün madem Kadın Çiftçiler Günü, onlara eve gittiğinizde deyin ki belediye başkanımızın selamı var, sizi Çanakkale'ye götürmek istiyor. Onları lütfen isimlerini bize bildirirseniz hemen onları bir Çanakkale'ye bir gezmeye götürelim inşallah. Çiftçilerimize de bu vesileyle onların rızıklarına bol kazançlar ihsan eyle ya Rabbi. Ürünlerine bereketler ihsan eyle ya Rabbi. Kadim Bakanımız, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin başta olmak üzere. Şahin Bey Kaymakamımıza, Şahin Bey Belediye Başkanımıza. Valla
Allah kendinden razı olsun. Çok iyi iş yapıyor. Böyle belediye başkanı daha gelmedi. Yok. Çok bu belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Memnun olduk. Her bu 4-5 seneden beri yemimizi, ağacımızı, fidanımızı hepsini veriyor yani. Çok memnunum. Çok teşekkür ederim. Yollarımıza kadını yaptı. Yolu tarafımıza gidemedik. Gidemedik. Çöküydük. Çöküydük batak. Devlet taş, motorun altısa taşa dövüp gidiyordu. Hodörlerimizin ağızları taşa geçip kırılıyordu. Yeni yaptıydık. Ona çok teşekkür ederim. Yeniler asfalt oldu, şey oldu. Gübremizi yükledik, biderimizi aldık. Damat başkanımız Allah razı olsun. Desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Allah yeniden kat kat razı olsun.